Demek durum bu kadar kötü ha. Gümüş, bir şeyler yapalım. Biraz para ayarlasak, en azından birkaç taksit öderiz. Onlar da şu sıkışık dönemi atlatırlar. Ne dersin? Olmaz. Borç alamam. Niye? Mehmet bunu kabul etmez. O zaman Mehmet Bey'e şans dilemekten başka yapabilecek bir şey yok. Var. Engin, ben 2 gündür bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Buldum galiba. Benim bu şirketteki hisselerimi satın al. Ne? Hisselerimi satın al dedim. O kadar etmez mi? Gümüş, biz piyasanın en hızlı büyüyen ve kar getiren şirketlerinden biriyiz. Tabii ki hisselerim para eder ama... Emin misin? Eminim. Vay be. Şahadoğlu ailesi yalısından vazgeçmesin diye sen kendi emeğinden vazgeçiyorsun ha? Söylesene bana, onlar senin için bunu yapar mıydı? Ben kimseden bir karşılık beklemiyorum ki. Böyle biri olduğumu düşünüyorsun. Yapma Gümüş. Tabii ki bu değil. Ama nelerden vazgeçtiğini bir düşün. Engin, eğer istiyorsan hisselerimi al. Ya da ben başkasına satayım. Yok yok. Olmaz öyle şey. Bu şirkete başka birinin burnunu sokmasına izin veremem. Nakitim var mı araştırmam lazım. Ne kadar vakit var? Hiç yok. Yapma Gümüş, bu imkansız. Ben bu kadar parayı nasıl bulayım? Engin, senin için bu imkansız değil. Bunu biliyorum. İstesen her şeyi yaparsın. Ya bunu benim için yap. Lütfen. Hı hı. Teşekkürler, sağ olun, iyi günler. Neymiş? Ödemeyi en erken yarın yapabiliyorlar. Ah, çok sağ ol Engin ya, ailemi kurtardın. Aa, Gümüş Hanım, patronla bu ne samimiyet? Hı? Artık böyle. Ortaklık bitti, patronluk başladı. Peki paranın tamamını alabilecek miyim? Hisse devir işlemleri biraz sürer ama ben sana ödemeyi önden yaparım. Hı? Ay Engin ya, çok sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Diğerleri gibi tabii. Tekrar sağ ol. Gümüş, yardıma ihtiyacın olduğu her zaman yanındayım. Bunu unutma, olur mu? Unutmam, tamam. Baba ben geldim. Aa, ay. Prenses gelmiş. Ne haber? İyiyim Gümüş abla. Hadi baba dişçiye. Baş üstüne prenses. Biz çıkalım. Tamam. Hadi. Engin. Sağ ol. Hay Allah'ım ya. Buyurun Gümüş Hanım. Bütün para hesabınıza geçti. Çok teşekkür ederim. Ben size başka bir hesap numarası versem oraya havale yapabilir misiniz? Tabii. Tamam. Bu... Şahdoğlu şirketleri adına kayıtlı. Sizi biraz bekleteceğim. Hemen halledip tamam, teşekkür geleyim. Ederim. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Resmen yine hayatımızı kurtardın. Benim yaptığım çok önemli bir şey değil Gümüş. Asıl Mehmet ve ailesi sana ne kadar teşekkür etse azdır. Bu yaptığın çok büyük bir fedakarlık. Neredeyse 1 yıllık emeğinden, hatta geleceğinden vazgeçiyorsun. Bir kadın ancak bu kadar fedakar olabilir. Yo, bence öyle değil. Sonuçta ben şu anda sahip olduğum her şeyi bu aileye borçluyum. Benim yaptığım ne ki onların bana yaptığının yanında? Bence çok yanlış Gümüş. Sen bunlara sahip olabilmek için gece gündüz çalıştın. Kimseye de bir borcun yok. Ne bana ne de bir başkasına. Senin kendinden başkasına borcun yok Gümüş. Sağ ol yine de. Hoş geldiniz Gümüş Hanım. Hoş bulduk Nilay. Mehmet Bey odasına haber vereyim mi geldiğinizi? Ben Bahar'ı uğrayayım, sonra geleceğim. Tamam. Gelebilir miyim? Ah, gel gel. Ne haber? İyi canım. Sen? Gel geç. Bahar, para geçti hesabınıza. Oh ya. Gümüş, nasıl sevindim anlatamam. Çok sağ ol. Orası benim de evim. Tabii tabii öyle. Ama bu yaptığın... Ya o şirket senin için çok önemli. Bu haline getirebilmek için çok çalıştın. Hiçbir şey ailemden daha önemli değil. Ah Gümüşcüğüm, sürekli beni şaşırtmayı başarıyorsun. Bahar. Hı. Ama sakın unutma, bu sadece ikimizin arasında. Özellikle Mehmet'in duymasını hiç istemiyorum, tamam mı? Ya ama bak, böyle şeyler pek gizli kalmaz biliyorsun. Yani mutlaka bir yerlerden duyar. En azından Engin'le ortaklığının bittiğini. Ya önce bir evde işler yoluna girsin. Ben Mehmet'e uygun bir zamanda anlatacağım zaten. Tamam Gümüşcüğüm, sen nasıl istersen.
Dur, lafa daldık. Hemen haber verelim de ödemeyi yapsınlar. Doğru söylüyorsun. Son anda başımıza bir iş gelmesin de. Evet. Senin ne işin var burada karıcığım? Hiç, bu tarafta işim vardı, o yüzden uğradım. Bahar'la da oturduk biraz. Şimdi de senin yanına geliyordum. Buyurun o zaman, size bir kahve ısmarlayayım. Siz kahveleri ısmarlayın. Benim küçük bir işim var. Hemen halledip geliyorum, tamam? Tamam. Hadi. Çabuk ol. Nasılsın? Gel bakalım. Bahar? Az önce bankadan aradılar. Yalı için ödeme yapılmış. Ya bak, sürpriz yapacaktım sana. Bir fırsat vermediler. Kuzen harikasın ya. Peki nasıl oldu bu? Şimdi o uzun bir hikaye. Otursana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.